geldik. Burada ne kadar kalacağız? Türkler başına Ali Han, sen kahramansan. Çünkü sen plemiyatın arkasında oturup düşmanlarının gözünde göz görürsen. Ama İran'ın kılıcı çoktan paslanır. Min yıl bundan evvel Firdevs'in şehirlerinden belki de gelirdi. Vay Allah İran'ı kafirlerin hakimiyeti altına geçmekten doğrusu. Vay İran kız gelinlerine İngiliz, Rus lordlarının nefesi değmesin. Sen Seher meydanında olmuşsan orada yüz toz basmış, taş atmış top boylu Mehmet'e doğru giden bir neslin bu yüz pas atmış toptan başka İran'ın hiçbir artilleriyası yoktu. Şimdi İran elini açmış koca bir dilenciye benziyor. Ama ben istiyorum açılmış el kuvvetli bir yumruğa çevrilsin. Burada kal Elif Han. Kal burada. Sen cesaretlisen, sen İran'a lazımsan. Ben fikirleşelim. Hayır Han! Hayır Han! Hayır Han! Hayır Han! Görün başıma ne oyun gelip Han! Görün başıma ne oyun gelip! Nino Han'ın parmaklarına henna koymak istedim. En bahalı henna almıştım. Parmaklara sürten kimi tutsun. Buna bakmayarak Nino Han'ın boş kapı götürüp tulladı. Her müşterinin yüzümü de çırmakladı. Dünen seher onu aparmışam pencerenin kabağına. Elimle yağlaşacağına başından tuttum. Ağzını açmağını xayiş elədim. Ah onun işlerini yoxlamaq mənim borcumdur Han. Buna bakmayarak Nino Han'ın geri sıçrayıp sağ eliyle benim sağ yüzüme bir şey değiştirdi ki. Doğrudur, bir o kadar ağrıtmadı. Ama Han, beni bağışladı. Ben de bu işlerle tutmadan cesaret edemem. Çok gelin bakalım. Göz muncunu takmış. Öz uşağını korumak için derman içmiyor. Bak eğer uşak kız olsa günah bende yok. Günah Nino Han'ımda olacak. Herhalde. Ben ile gelir ki Nino Han'ımın bedeninde murdar bir ruh var. Ona göre de ona toplanan kimi başlayıp titremeye. Ben Evdülensiz Mescidinde koca bir karı tanıyorum. Ben ile gelir o karını bura çağırtırsa her şey yaxşı olur. Ben ne istesin? Evdülensiz Mescidindeki karını bura çağırtırım ya yok. Evdülensiz Mescidindeki karını deyirəm bura çağırtırım ya yok. Niye? O murdar ruhu Nino Hanım'ın bedeninden çıkarmaktan... Buna ihtiyaç olmuyor. Ben özüm ruhları idare etmeye meşgulüm. Ne? Ve geri gelende her şey özüm sahibine sanıyorum. Yahya bu. Ha. Bak şimdi benim sehirli kuvvem bu bayraklardan çok az neydi? Diyorsunuz yani bu yaşıl bayraklar kırmızını sıkıştırıp çıkartsa senin ve senin ağza atılacak. Elədir Han. Elədir, yerdir bu. Bəs niye indi götürüp o yaşıl bayrak öz yerine sansınmışsınız? Bunlar benim kürlüm için. Andraki ve bu tesbihler sırayı cihaz. Şimdi bu kem orenç ver, şu insan.
چون میکن به دو جهان ایشون خواهد شد حق و همو در دو باش رو حق و در ما الله یالوار الله دعا ایله قوی سنه چمه یوز بگن مهرمli ay başlayır. Mehremli ayında Allah'a yalvarsan, o mütləq sənə kömək olacaq. Mütləq! Sevgili Mustafa. Sevgili Mustafa. Mənim həyatımda özünüzü anlayın. Mənim o barışı olur. Cəfəyi yol bağlıdır. İmamın üzü görür. Mən səhvən yerlə, dərəkə baxıdıram. Bakın ben niye yemeyeyim Seyyid Mustafa? Ellerinden hiç ne alıra bitmez. Lakin ah insan yalnız ellere sahip değil. Benim libasıma bak ve ne dediğimi başa düşersin ki. İnsanlar üzerinde gülme göze görünmezin alemindedir. O türde tokunsan sen o gülmeye şerik olarsın. Sen başlıkçı bilme. Kendiler idare edilen göze görünmez yaptan çıkarırsan. Seyyid Mustafa. Hicretin 680. yılında. Mustafa. Din düşmanları tarafından takip edilen peygamberin nevesi Hüseyin. Mustafa. Kerbela'da şehit edildi. Klaskar ve sir sahibi oydu. Külli ihtiyar onun kanından vatan ve doğan güneşi boyadı. Şile itibasına. Biz Şiyelere 12 imam rehber dilemiştik. Onlardan birincisi Hüseyin idi. Ahrıncısı da hele bugün de gizlinden Şiye cemiyetini idare eden sahiben zaman göze görünmez imamdır. Bu gizli imam bütün emellerinde zahir olur. Buna baktıyarak o yine de göze görünmez olarak kalır. Ben onu doğan güneşte, tohumlarda, denizin tufanında görürüm. Onun sesli plemiyotun şakkısında, kadınların nalesinde esen küreylerde işitirem ve göze görünmez buyurup deyin Şiyelerin akıbeti keder. Kerbela sehrasının kumuna dökülen Hüseyin kanı için tutulan yasta bu akıbetin bir sesli. İyi de bir ay bu kedine yasa esredilmiş. Bu ahli Mehrem ayı derdi olan bu kedi ayında olasın. Mehrem'in 10. günü Şiyelerin akıbeti heyete çevirdi. Çünkü bu 10. gün şehitlerin ölüm günüdür. Mevsim Hüseyin'in öz üstüne götürdüğü dert. Mes bu dert mümürlerin boynuna, beline koyulmalıdır. Kim bu derdin bir hissesini öz üstüne götürerse, o merhametinde bir hissesine şerit olur. Bak buna göre mümürlerin her zaman neyi asaklıyor. Çünkü çıkılmadan sen yolmazan şahsına merhamet ol. Azaltın zerfeti. Onun ıslık sözüne sallamlayarken keştiği ağırlar sallamlayarken Seyyid! Ben senden soruştum ki aileme saadeti necim etmem. Çünkü derin bir korku içinde sensen bana din destemdeki müdrik yalanları tekrar edirsen ne diysem düşün mescitlerin kaplarına zevkinle sile dönüyor. Ben de müminim. Ben de müminim. Ben de dinin bütün buyruklarını emel eyleyim Seyyid Mustafa. Ben de göze görünmezin sehrine inanırım. Ama ben inanmıyorum. Ama ben inanmıyorum ki benim saadetime gerek yok. Müqeddes Seyyid'in şerifinden geçir. Ben burada inanırım Ali Khan. Seyyid. Sen benden yol soruştun, ben doğru sana gösterdim. Başka yol tanımıyorum. Seyyid Mustafa. İlyas, ben Gence'de kan döküm. Sen Gence'ye girebilmirsen. Ona göre de öz kanını, Seherler'in 10. gününde. Bunu senden talep edeceğim, gözü görünmez çünkü. Sus! Demek ki bu mükeddes kurban menasızdır. Bu keder dünyasında hiç de menasız değil. Sen de Mehrem ayında, Gence yanında dövüşen İlyas Bey gibi, vatan okulunda dövüşe gidiş.
Что же я такого сделал? Наконец, ты показал мне свое истинное лицо. Я была у родителей. Голландский консул пригласил нас к себе. Консул хотел показать нам варварские обычаи Востока. Я слышала эти звуки Бога. Я видела эти обезумевшие лица. Это пули, это помешательство. Но Бог не закрыл окно, потому что с улицы пахло. Потом грязь. Послышались крики. Какой-то Дервиш лохмотьев бросился под ноги коню. Человека, который бил себя кулаками в грудь и хлестал цепи. Человек он был Алихан. Это был я. Thank you.